Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün 14 Şubat 2018 Çarşamba. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Scientix Erzincan Çalıştayı'nın açılış programı düzenlendi. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Scientix Erzincan Çalıştayı açılış programı düzenlendi. Öğretmen evinde düzenlenen açılış programına Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Milli Eğitim personeli ve fen, matematik, mesleki ve teknik alanındaki öğretmenler katıldı. Açılış öncesinde katılımcılar tarafından okul öncesi öğrencileri tarafından yapılan el becerilerinin sergilendiği standlar gezilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Sergi gezisi sonrasında Çalıştay'ın açılış programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program başladı. Scientix projesinin amacı Avrupa'da STEM, fen, teknoloji, mühendislik, matematik eğitiminde sorgulamaya, araştırmaya, üretim ve buluş yapmaya dayalı eğitimi yaygınlaştırmak. Düzenlenen programda ilk olarak konuşma yapan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, en büyük yatırımın insan olduğu vurgusunu yaptı. Yıl önce bu toprakları bize vatan yapan ve Erzincan'ımızın kurtuluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle yapmış olduğumuz etkinliklerle birlikte vatan için şehit olan dün, 100 yıl önce, dün ve bugün tüm şehitlerimize Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Ve özellikle en büyük zenginlik tabii ki insana yapılan yatırımdır. Bizler yeraltı, yerüstü zenginlikleri olarak çok zengin bir ülke olmayabiliriz. Ancak 18 milyon öğrencimizle en büyük yatırım olan beşeri, yani insana yapılan yatırımı olduğunu biliyor. Bu meyanda Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak özellikle son 2 yıldır STEM eğitimi ile ilgili Erzincan Üniversitesi ile birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 178 öğretmenimiz bu alanda çalışmalarını yapıp neticelerini inşallah yakın zamanda alacağız. Bununla birlikte özellikle eğitimin bu yılki bizim Erzincan olarak parolamız, eğitimin odak noktası Erzincan dedik ve özellikle odaklanacağımız en önemli meselelerden biri de Odak 21. Yüzyıl adı altında projelerimiz, ki bu projenin de içerisinde işte STEM eğitimi ve özellikle ve öncelikle bu STEM eğitimi Çalıştayı'nın 3 gün süreyle burada yapılacak olan çalışmayı, bu çalıştayı Erzincan'ımıza verdiklerinden dolayı özellikle şahsınıza, tüm bakanlığımıza ben teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın neticelerinin Erzincan'ın eğitim ve öğretimine, aynı zamanda ülkenin eğitim ve öğretimine güzel bir ivme kazandıracağına inanıyor. Bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferda Yıldırım ise konuşmasında Erzincan'ın okul öncesinde alınan başarısını takdir edip eğitim camiasına başarılar diledi. Allah güç kuvvet versin. Biliyorsunuz çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Her tarafı tehlikelerle dolu. Bizden 100 yılın, daha da fazlası yılların ucunu almaya çalışan güçler var. Bu güçlere karşı hepimiz uyanık olup, birlikte olup, bu topraklarda kurtuluş savaşı veren bütün, kendini ne kabul ederse etsin, hangi şeyden kabul ederse etsin, hangi inanıştan kabul ederse etsin, herkesin kardeşçe, dostça birbirine kenetlenerek yaşaması gerektiğini bu şeyler bize açık ve net olarak gösteriyor. Çok güçlü olmak zorundayız. Birbirimizi çok sevmek zorundayız. En kötü günümüzde de birbirimizle birlikte hareket etmek durumundayız. Önce onu söyleyelim.
Sonra bir Erzincanlı olarak aranızda bulunmaktan gurur duyuyordum, sevinç duydum. Ben uzun süre tabii ailem Erzincan'da yaşadı. Babam Fırat İlkokulu'nda uzun süre müdürlük yaptı. Ailemizde burada çeşitli kurumlarda çalışan çok insan oldu. Daha sonra bu deprem herkes olduğu gibi bizi de böyle Erzincan'dan biraz olsun koparmak durumunda kaldı maalesef. Ama gönlümüz hep Erzincan'da. Terzi babaya gittiğimiz zaman bir sürü dedelerimi görüyorum orada ben. Bir sürü akrabalarımı görüyorum. Yani biz bu topraklarda Erzincan'da uzun yıllar yaşadık. Ömrümüz olduğu kadar da Erzincan'ı unutmayacağız. Çocuklarımıza da unutturmayacağız. Çünkü sonbaharda da ben hanımın çocukları getirdim. Müdür Bey biliyor. Bir Erzincan'ı gezdirdik. Sayın seyirciler, Erzincan Mimar Sinan İlkokulu 1C sınıf öğrencileri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı harekatından mücadele veren askerlere ulaştırılmak amacıyla yazmış oldukları mektupları Erzincan 3. Ordu Komutanlığı'na gönderdiler. Erzincan Mimar Sinan İlkokulu 1C sınıf öğrencileri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı harekatında mücadele veren askerlere ulaştırılmak amacıyla yazmış oldukları mektupları Erzincan 3. Ordu Komutanlığı'na gönderdiler. PTT şubesinden gönderilen 24 adet mektup öğrenciler tarafından kullanılarak kişiye teslim edildi. Mimar Sinan İlkokulu 1C sınıfı öğrencileri ilk defa okuma ve yazmaya geçince İlk işleri askerlere manevi destek olmak için mektup yazdılar. İlkokul müdürü Ender Demir yapılan etkinlik hakkında bilgiler verdi. Demir, askerlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Mektuplarını asker amcalarına ve abilerine yazdılar dedi. Afrin'de canlarını ortaya koyarak vatan uğruna kendilerine feda eden çok değerli canlarımız askerlerimize moral vermek amacıyla 1. sınıf öğrencilerimize böyle bir etkinlik yaptık. İlk mektuplarını askerlerimize yazdılar. Onlara destek olmak amacıyla, moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Askerlerimizi her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Hangi okul, hangi öğrenciler tarafından? Mimar Sinan İlkokulu, Erzincan Mimar Sinan İlkokulu 1. sınıf öğrencilerimiz. Okumaya yeni geçtiler ve ilk mektuplarını da çok değerli asker abilerine, amcalarına yazdılar. Mimar Sinan İlkokulu 1C sınıfı öğretmeni Nair Oruç ise öğrencilerinden gurur duyduklarını ifade etti. İlkokulu 1C sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bizler 1. sınıf olarak hani duygu ve düşüncelerimizi anlatan küçük bir mektup yazalım dedik. Hani bu da Afrin'de görev yapan askerlerimiz neden olmasın diye düşündük. Belki maddi anlamda destek olamadık ama manevi anlamda bir destek olabildiysek ne mutlu bize. Askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun Rabbim. Teşekkür ediyorum. Yani böyle bir fikir nasıl doğdu? Aslında hep birlikte. Yani biz duygu ve düşüncelerimizi anlatalım dedik. Bir mektup hani nereye yazalım, nereye yazalım. Daha sonra hani son zamanlarda yaşanan olaylardan sonra özellikle destek amaçlı Afrin'deki askerlerimizi düşündük. Ve inşallah da amacına ulaşır. Onlarla tekrar gurur duyuyorum. Okuma ve yazmaya geçen 1C sınıf öğrencileri ise yazılan mektupları okudular ve içlerinden gelen duyguları paylaştılar. Sevgili asker abilerim, sizi ben çok seviyorum. Ben Erzincan'dan Merve Eda, 7 yaşındayım. Size mektup yazmamızı öğretmenimiz söyledi. Annem ve babam sizlerin neler yaptığınızı anlattı. Ben sizleri çok seviyorum. Bu yüzden sizlere mektup yazdım. Sizlere çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki ben Türk'üm. Benim amcam askerdeyken şehit olmuş. Siz benim amcam olur musunuz? Askerlerimizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olsunlar. Onlar olmasaydı biz bu dünyada hayat yaşamayacaktık. Onları çok seviyoruz. Annemin dağları onlarla. Biz onları çok seviyoruz. Askerlerimi çok seviyorum. Asker abilerimi çok seviyorum. Mektup gönderdik onlara. İnşallah okurlar. Annem dedi Allah'a emanet. Benim adım İrem Noz. Amcam askerde olduğu için
Asgar abime ben amca demek istiyorum. Amcalığımı çok özledim. Allah'a emanet olsunlar. Ben Ejder Derinler. 1C sınıfıyım. Asgar abilerimize mektup yazdım. İnşallah okurlar. İyi ki asgar abilerimiz var. Yoksa onlar olmasaydı şu an dünyamız kötülerin elinde olabilirdi. Erzincan Fırıncılar Odası'nın olan genel kurulu için Erzincan'a gelen Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatları ve ekmek israfı hakkında açıklamalarda bulundu. Erzincan Fırıncılar Odası'nın olağan genel kurulu için Erzincan'a gelen Türkiye Fırıncılar Konfederasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatları ve ekmek israfları hakkında açıklamalarda bulundu. Balcı açıklamasında ayrıca Erzincan'a baktığımızda Erzincan'da halkın temel gıdası olan ekmeğin kaliteli üretilmiş olması, hijyen ve sağlıklı ortamda üretilmiş olması ve federasyonumuzun belirlemiş olduğu makul fiyatlarla halkımıza ulaştırılması sevindirici dedi. Evet, sizden de ifade ettiği gibi Erzincan Fırıncı Odamızın seçimi için dün itibariyle Erzincan'a geldik. Sevgili birlik başkanımıza, oda başkanımıza, Erzincan'daki esnafımızın sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Erzincan'daki esnafımızın durumu hakkında bilgi sahibi olduk. Erzincan'daki esnafımızın üretim yaptığı gıda maddesiyle ilgili hem kendimiz gözlemlerimiz oldu hem de bilgiler almış olduk. Erzincan'a baktığımızda Erzincan'da halkımızın temel gıdası olan ekmeğin kaliteli üretiliyor olmuş olması, hijyen ve sağlıklı ortamda üretiliyor olmuş olması ve federasyonumuzun belirlediği makul fiyattan da tüketici olan halkımıza ulaştırmaları sevindirici. Yalnız fırın sektöründe değil, Erzincan'da gıda işi yapan bütün esnafımızın bunlara dikkat ediyor olması. Yani bir taraftan simit fırınları, bir taraftan yufkacı esnafımızın bu hassasiyeti gösteriyor olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Biz Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak halkımızın temel gıdası olan gıda ürünleri konusunda gerekli hassasiyeti dün gösterdik. Bugün gösteriyoruz. Göstermeye de devam etmek zorundayız ve göstereceğiz de. Federasyonumuzun birinci önceliği her zaman sağlıklı bir hijyen ortamda üretimin gerçekleşmesini sağlamak olmuştur. Birinci önceliğimiz ürettiğimiz gıda maddesinin, gıda ürününü sağlıklı bir hijyen ortamda gerçekleştirmek. İkinci önceliğimiz ürünümüzün kaliteli olmasını sağlamak. Üçüncü önceliğimiz de bunu makul bir fiyatla tüketici olan halkımıza buluşturmak. Yani bunu siz ekmek fırını için değerlendirebilirsiniz. Bu yufka imalatı için geçerlidir. Bu simit fırını için geçerlidir. Halkımızın tüketmiş olduğu bu gıda maddelerin olmazsa olmazıdır. Ve öncelik sırası da kesinlikle bu olmalıdır. Yani siz fiyatı baz alacak olursanız, çok makul fiyatta tüketiciye ulaştırayım gayreti içerisinde olursanız, o ürünün önce kalitesini yok edersiniz. Kaliteden mahrum bir ürün meydana gelir. Daha sonra üretici kendi iş yerini geliştiremediği için, gerekli bakımı yapamadığı için sağlıklı bir hijyen ortamında üretimden yoksun bir ürün meydana getirmiş olursunuz. Bu kesinlikle doğru değil. Sıralamayı iyi takip etmek gerekir. Birinci önce kesinlikle sağlıklı hijyen ortamda üretim yapılması, kaliteli üretim yapılması. Çünkü kalitesiz üretimde israfı da arttırmış olursunuz. Vatandaş parasını verir, ürünü alır. O ürünü tüketemedikten sonra ürettiğiniz ürün eğer onun damak tadına hitap etmiyorsa hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Üçüncü önceliğimiz de makul fiyatta fırıncı esnafının da para kazanacağı bir fiyatta onu tüketiciyle buluşturmak olacaktır. Erzincan'ımızda Allah'a şükür olsun sağlıklı bir hijyen ortamda üretim yapıldığını gördük, şahit olduk. Kaliteli üretim yapılıyor, makul fiyatta da satılıyor. Bizim gerek birlik başkanımızdan, gerekse oda başkanlığımızdan bugüne kadar bu gösterdikleri güzellikleri devam ettirmeleri konusunda tavsiyemiz olmuştur. İnşallah bunu da başaracaklarına inanıyoruz. Zor olan ilki başarmak. Bu ilki başardıklarına göre bunun muhafaza etmesi daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Efendim,
bildiğiniz üzere Türkiye'de ekmek israfı günde milyonlarca ekmek israfına dönüyor. Evet. Bunun önüne geçebilecek bir çalışmanız var mı? Bunun alakalı bir... Evet. Maalesef bundan 2 sene önce ülkemizde günde 6 milyon adet ekmek israf ediliyordu. Gerek Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın, gerekse bugünkü Cumhurbaşkanımızın, o zamanki Başbakanımızın başlatmış olduğu ekmek israfını önleme kampanyasıyla birlikte gerek bakanlık, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı, gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ve federasyonumuzun bir yıl süreyle sürdürmüş olduğu bu kampanya neticesinde ekmek israfı 6 milyon adetten 4 milyon 900 bin adede düştü. Yani her gün 1 milyon 100 bin adet ekmek daha az israf ediliyor. Ama bu kesinlikle yeterli değil. Bu 4 milyon 900 bin adet ekmeğin israf edilmesine baktığımızda, ne şekilde israf edildiğini incelediğimizde maalesef yaklaşık %45'in fırınlardaki israftan kaynaklandığını görüyoruz. Yani bir şekilde fırın enflasyonunu önüne geçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili tedbirlerimizi bakanlıkla çalışmalarımızı yaptık, aldık. Ama bunun kısa zamanda netice alınması mümkün değil. Çünkü siz fırın enflasyonunu geçmek için, gelişigüzel üretim iş yeri açılmasını önlemek için yeni bir düzenleme yaparsınız, kanunları ortaya koyarsınız. Ama bunun yansıması veya bunun enflasyonun fırın sayısının düşürmesini sağlamasını belli bir zaman alacaktır. O yönde olumlu bir gidişat var. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu rakamdan daha aşağı düşeceğini temenni ediyoruz. Yoksa bunu yeterli bulmak mümkün değil. Her gün 4 milyon 900 bin adet ekmeğin israf edilmesi hiçbir zaman küçümsenecek bir rakam değil. Bu fırınlardaki israfın önüne geçmeye çalışırken tüketici olan halkımız da bilinçli olması lazım. Yani eski alışkanlıklarımızı bırakmamız lazım. Tüketebileceğimiz kadar ekmek almamız lazım. Eğer fazla alıyorsak aldığımız ekmeği iyi muhafaza etmemiz lazım. Bir önceki aldığımız ekmeği bitirmeden bir başka ekmeği alarak tüketmememiz gerekiyor. Yani eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekir derken, malumunuz eskiden belli bir saatten sonra açık fırın bulamadığınız için veya market bakkal bulamadığınız için ekmek bulamama derdinden dolayı ne olur ne olmaz yetmez düşüncesiyle bir ekmek daha fazla alırdık. Misafirimiz gelir, gelen olur, işte yetmez ekmek, sonra bulamam düşüncesiyle. Artık işletmelerimiz sabaha kadar açık. Yani ekmek bulamama gibi bir derdimiz yok. Tüketeceğimiz kadar almalıyız. Eğer fazla alıyorsak, onu bir hafta tüketeceksek buzdolabında muhafaza etmeliyiz. Daha uzun süre tüketeceksek buzlukta muhafaza ederek onu daha sonra çıkartıp tüketmeliyiz, israf etmemeliyiz diye düşünüyorum. Efendim, bölgelerde ekmek fiyatlarında gramaj ve fiyat farklılığı var. Erzincan'da da yakın bir zamanda ekmeğe %25 bir zam yapıldı ve vatandaşlar da bu konuda biraz tepkili, ama bölge illerle Erzincan arasında bir fark var. Bu farklılığı düzenlemek gibi bir çalışmanız var mı? Hayır. Bütün illerde aynı şimdi ekmek fiyatını incelediğimizde özellikle 2002 yılından bugüne kadar ekmek fiyatı her zaman enflasyon altında arttığını görürüz. Rakamlar ortadadır. Yani 2002 yılından bugüne kadar ekmekteki fiyat artışı enflasyon altında seyretmiştir. Bölgelerdeki fiyat farklılığı zaten ilgili kurumlarımız ekmek fiyatını belirlerken azami fiyatı belirliyorlar. Belki komşu vilayette de aynı tarife veya aynı fiyat söz konusudur, ama o fiyatın altında satan esnaf varsa o farklılık o şekilde meydana gelmiş olabilir. Bizim Kasım ayında bir açıklamamız oldu bu konuda. Çok ciddi maliyet artışlarımız olmadığı müddetçe 2015 yılında ülkemizde ekmeğin azami fiyatı 5 lira olan illerimiz vardı. Çok ciddi maliyetimizde fiyat artışı olmaması durumunda bu kilogram fiyatının 5 lira olmasını tüm Türkiye'de 2018 yılının 6. aya kadar muhafaza etmeyi düşündüğümüzü ifade ettik. Allah'a şükür bugün 2. ayında tüm ülkemizde kilogram fiyatı
2015 yılında uygulanan, birçok vilayette o zaman uygulanan kilogram fiyatı 5 liranın üzerinde olması söz konusu değil. Fakat şu var, yani siz bir vilayette 250 gram ekmek 1.25 ise bir başka vilayette 300 gram ekmek 1.5 lira olduğunu görebilirsiniz. Veya bir başka vilayette 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira olduğunu görebilirsiniz. Fiyat farklılığını olduğunu düşünürsünüz. Oysa ki gramajla fiyatı karşılaştırdığınızda kilogram fiyatının 5 lira olduğunu görürsünüz. Böyle bir algı olabilir. Bir yerde 1.25 lira ekmek var, 1 lira 25 kuruşa. Bir tarafta 1 lira, ya öbür vilayette 1.5 lira ekmek satılıyor. 1.5 lira ekmek mi olur? Biz 1 lira olan yerler varken orada nasıl 1.5 lira? Oysa ki orada 300 gram ekmek 1.5 liradır. Veya 400 gram ekmeğe denk gelirsiniz, 2 liraya satılıyordur. 200 gram ekmek 1 lira, kilogram fiyatı 5 lira, 400 gram ekmek 2 lira, kilogram fiyatı yine 5 liradır. Fakat vatandaşımız genelde gramı görmediği için 2 lira ekmeği de ilk defa görüyorum. 2 lira ekmek mi olur diye bir tepkiyle karşı karşıya kalmak mümkün olur. Ama özetle azami fiyat ülke genelinde yaklaşık 2-2,5 yıldır 5 liranın üzerinde değil. Ve 5 liranın üzerinde olmaması konusunda da gerekli hassasiyeti uzun yıllardır fırıncı esnafımız gösteriyor. Göstermeye devam edecek. Bu demek değildir ki hiçbir zaman fiyat artışı olmayacak. Malumunuz bizim girdiğimiz zaman zaman artıyor. Temel gıda maddesi olan un fiyatları çok sık değişiyor. Diğer girdiğimiz artıyor. Hiçbir girdiğimiz artmasa bile çalışanlarımıza yıllık vereceğimiz ücret farklılığı var. Yani yıllık asgari ücret artırıyor, ustanızda yapacağınız fiyat artışı var. Yani bunlardan doğan fiyatları biz ekmeğe çok sık yansıtmış olsak 2 yıl, 2.5 yıl bu fiyatı muhafaza etmek söz konusu olmaz. Yine altını çizerek ifade ediyorum. İlgililer de bakabilir. Herkes de çok yakından takip edebilir. 2002 yılından bugüne kadar ekmekteki fiyat artışı kesinlikle yıllık enflasyonun altında gerçekleşmiştir. Bu bir başarıdır. Hedefimiz budur. Hiçbir zaman yıllık enflasyon üzerinde ekmek fiyatının gerçekleşmesini sağlamamaktadır. Sayın seyirciler, Türkiye Eğitim Sen Erzincan Şubesi tarafından Suriye Afrin'de mücadele eden askerlerin yanında olduklarını belirten basın açıklaması gerçekleştirildi. Türk Eğitim Sen Erzincan Şubesi tarafından Suriye Afrin'de mücadele eden askerlerin yanında olduklarını belirten basın açıklaması gerçekleştirildi. Erzincan Vakıflar Çarşısı önünde yapılan açıklama Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Kemal Kütük tarafından yapıldı. Açıklama öncesinde şiir okundu. Bu kurtuluş yolunun yoktur başka gümanı. Hesabını görüver. Defterin dürininde kan kustur kahpeye ki yitip gitsin kininde. Dostum ile düşmanın duruşunu andasın. Benim diyen her dağ inim inim inlesin. Şüheda huşu ile kalkıp seni dinlesin. Çanakkale'de deden rahat yatsın sininde. Kan kustur kahpeye ki yitip gitsin kininde. Kütük yapmış olduğu açıklamasında yüzyıllardan beri doğunun kaynaklarına göz diken emperyalistlerin hedef tahtasındaki ülkemiz bir büyük saldırı ile daha karşı karşıyadır dedi. Yüzyıllardan beri doğunun kaynaklarına göz diken emperyalistlerin hedef tahtasındaki ülkemiz bir büyük saldırı ile daha karşı karşıyadır. Yaklaşık 30 yıldır yavaş yavaş merhale merhale yurdumuzu kuşatan şer güçler maşa olarak kullandıkları terör örgütleri yoluyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, son darbeyle yok etmek ve tarih sahnesinden silmek üzere ortaya koydukları planlarını devreye sokmuşlardır. Milletimiz ve binlerce yıldır sayısız şehidimizin kanıyla sulayarak vatan yaptığımız bu topraklar hainlerin, bebek katili terör örgütlerinin, eli kanlı milletlerin yaktığı ateşle çepeçevre sarılmıştır. Bundan 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz bir varoluş mücadelesiyle karşı karşıyadır. Yakın coğrafyamızda olup bitenlere bu gözle baktığımızda asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olduğunu görmek çok da zor değildir. Kahraman Mehmetçiğimizin
Afrin'de yürüttüğü bu harekat Türk milleti üzerinden İslam'ı boğma amacındaki alçaklara karşı yapılan bir huruç harekatıdır. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda Yunan kisvesi altında 7 düelliyle savaştıysak, bugün de YPG PKK kılığına girmiş, yanı başımıza çöreklenmiş ve boğazımıza kadar sarılmak için fırsat kollayan kahpe emperyalist güçlerle savaşmaktayız. Bu nedenle Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa Elbap, Afrin, Münbiç, Sincar ve Kandil'de aynıdır. Bugün Mehmetçik cephede Türk milletinin kaderini yeniden yazmakta. Bu topraklar üzerinde yeşerecek fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman antitank füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmektedir. Teröristlerin ellerindeki silahlara baktığımızda düşmanın kim olduğunu görüyoruz. Şundan eminiz ki Allah'ın izniyle biz bu oyunu bozacak, bu kuşatmayı yaracak, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya, ensemizde boza pişirmeye, bizlere bedel ödetmeye çalışanlara hatlerini bildireceğiz. Hepimiz birer Mehmet'iz, birer askeriz. Bütün hainlere, 7 düvele yeteriz. Birkaç çapulcuyu maşal olarak kullanıp Türkiye diz çöktüreceklerini sananlar bilsin ki her bir askerimizin sinesinde 80 milyon yürek atmaktadır. Türk askerinin ayak sesleri dünyanın dört bucağında düşmanın uykusunu kaçırıyor. Hainlerin kulaklarında yankılanıyor. Gelsinler tanklarıyla, toplarıyla, bütün teknolojileriyle, hile ve desisleriyle gelsinler. Er meydanı kurulmuştur. Bütün maskelerini çıkarıp gerçek yüzleriyle gelsinler. Ak koyun, kara koyun belli olmuştur. Bizim mahallemizde Türk'e rağmen Türk'e karşı oyun kurmaya kalkanlar bilsinler ki bizim vatanımızın sınırları masa başında cetvellerle değil, cephede kanla çizilir. Yapılan konuşmanın ardından askerler ve ordumuz için dua edildi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Anagol 24 Erzincan Spor kendi evinde rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta mücadele eden Anagol 24 Erzincan Spor kendi evinde rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Kendi evinde Kırıkan Spor ile karşılaşan Anagol 24 Erzincan Spor 4-0 üstün bir skorla 3 puanın sahibi oldu. Anagol 24 Erzincan Spor 18 Şubat Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda ligin küme kısmında bulunan Yeşil Bursa ile karşılaşacak. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.